Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Age of History 2 Papalık Devlet serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet, önceki bölümümüzde Fransa'yı kendimize katmıştık. Avusturya Arşidüklüğü'nü, geri kalan topraklarını kendimize katmıştık. Hem Aragon'u hem Fas'ı kendi toprağımıza katmıştık. Ve hemen hemen toprağımız 170 eyaletten 30, 160 mıydı? 150, 160 ya da 170 eyaletten 208 eyalete kadar çıkardık. Ki teknoloji puanlarımız varmış. Ben onları görmedim. Şimdi onları da verelim. Teknolojimiz, bu arada teknolojide bayağı gerideyiz. Yani Avusturya Arşidüklüğü'nün kendi az toprağı olmasına rağmen bayağı hızlı bir teknoloji gelişimi gösteriyor ki az toprağı olmasına rağmen 170 bin nüfusu var. Çoğu yerde böyle bir şey yok. Osmanlı bize savaş açacak muhtemelen bu arada ileriki muhtemelen tarihlerde. Bekliyorum. Bekliyorum savaşı çünkü biz zor bir şey değiliz yani kolay bir devlet değiliz. Kolay alınacak bir devlet değiliz açıkçası. Gördüğünüz gibi. Bizim Ming yine galiba savaşlara başlamış. Aynen öyle büyümeye başladıysa tutan olmaz onu artık bu saatten sonra. Yani Osmanlı bize savaş açacak. Çok şey istiyorsa bekliyoruz. Çok savaşmak istiyorsa bekliyoruz. Şimdi hemen ordumuzu bir basalım. Tamamını kendi toprağımızdan basmayacağız. Birazcık Avrupa topraklarından basacağız. Zaten hemen hemen aynı askerleri basıyoruz. Şimdi Kastil alması kolay olacak çünkü daha Roma'da bekleyen 90 bin kişilik bir ordumuz var. Atina Dukalı. Yok. Almayayım sağ ol. Sen ilişkim yükselmiyor. Sen beni kullanıyorsun sonra. Sonra bana savaş ilan ediyorsun yani olmaz böyle. Evet bu bölümde diplomasiyi birazcık kullanamadık açıkçası. Şu orduyu da sil ya. Madem öyle tek tek gelmiş. Da iyi ki de dağıttığımız güzel olmuş. Anlamış olduk ne kadar ordu gerektiğini. Yani daha fazla ordu gerekiyormuş. Pardon daha az ordu gerekiyormuş aslında. Belki bir çıkarma falan deneriz. O yüzden 15 bin ordu buraya dursun bir bakalım. Cebel Tarık Boğazı'nda başka şöyle bir nereden çıkarma atabiliriz? Bir ekonomisine bakalım. Hepsi ortada nüfusuna bakalım. Evet tam sınırımızda ve kıyı kesimlerde var. O kıyı kesime bir 50 binlik ordu yollayalım. Geriye kalanlara 2500-2500 dağıtırız. Belki işimiz daha kolay olacak şu an. Bir bakalım bakalım. 12 bin ordumuz kaldı da. Onu yakındaki toprağa yollarız muhtemelen. Ha, iyi ki de buraya yollamışız. 28 bin. Buraya da 16 bin gelsin. Tamam. Sonra 3 bin 3 bin dağıtalım. 3 topraksa 3 toprak. Yapacak bir şey yok. Tamam. Başka ne kaldı? 1750. 1750. Tamam. Gayet güzel bir asker dağılımı yaptık sınırlarımıza. Şimdi bir savaşımızı ilan edelim bakalım. O Cebeli Tarık Boğazı'nda ordumuzu tutmak için orada tutuyoruz. Yani herhangi bir savaşa herhangi bir çıkarmaya karşı gelmek için başka buraya saldırabiliyormuşuz. Galiba mikrofon düşüyordu. Ses ayarı bozulmuş olabilir. Şöyle birazcık kısalım. Tamam. Nerede ayar ya? Ayarı bozulmuş galiba. Ha tamam şöyle bir tık daha iyi olacaktır. Tamam. Şimdi yollayalım hepsini ya. Bir anda bir talihsizlikle karşılaştık da. Az kalsın mikrofonu düşürüyorduk. Olsun olsun. Yani son dakika. Son dakika tuttuk. Belki sesi sizde gelmiştir. Zaten az toprağı olduğu için Kastil hızlı çökecektir. Alabileceği bir toprak da yok. Hemen şöyle çıkarmamızı da atalım. Bu turda çökeceğine inanıyorum. Evet, bütün topraklarına saldırabiliyoruz çünkü. Değil mi? Hatta şöyle yapalım. Aynen. Tam tamına bütün topraklarına saldırıyoruz. Tek turda bitirdik. Kastil'i de kendi toprağımıza katalım. Belki vasal da alabiliriz de kendi toprağımıza katmayı tercih ederim ya. Yani bence de. Şimdi vasal almayı planlıyorum aslında birkaç devleti de. Alsam almasam mı diye arada gidip gidip geliyorum. Bu arada iyi tuttu, iyi karşı geldi yani. Çok az ordumuz adamımız gitse de yine iyi tuttu devletini. Yalan yok. Nüfusumuz 7 milyona kadar yükseldi hemen. Başkentimizi Roma'ya getirelim. Evet şu an bir nevi şu aradaki topraklar küçük devletleri bir ultimatumla alalım. Bunları savaşmamıza gerek yok. Eğer olur da müttefi varsa müttefi şeklinde düşünürüz. Şöyle hemen eyalete biz yollayalım. Aynen öyle. Breton. Buna savaş ilan ederiz. Ekonomisi iyi çünkü. Herkese yollayamayalım. Granada'ya yollayabiliriz. Endülüs Müslümanlarına. Tamam. Tamam kafi. Kafi. Şu an tam daha bir tık daha güzel sınır oluştu en azından. Tamam. Şimdi hala vasalımız duruyor. Vasalımızla ilişkimiz nasıl? İyi güzel. Kendi kendine gelişsin ya o da. Bir toprakta artık ne yapabilecekse yatırım yeri olarak kullanırız burayı. Arada yatırımlarımızı bu devlete verip bu toprağa verip zaten
direkt alırsak en azından bir işsizliğimiz bir %2, belki çok zor 2 de. %1 ineceğine garanti verebilirim çünkü ekonomisi 36 bin, 38 bin, nüfusu pek artmıyor ama nüfusu da artıyormuş. İyi, tamam. Yani vasalıma bazı topraklar verebilirim. Kuzey Afrika'da artık bir savaş yapabilir. Zaten Osmanlı ile her türlü savaşacağız. O yüzden bize potansiyel müttefik lazım. O yüzden Osmanlı ile müttefiklikten çıkıyorum. Kendimize potansiyel bir müttefik arıyorum. Şimdi Danimarka var. Şu an birazcık şu diplomasiya bir yönelim de kendileri bizle ilişkisini kötüleştiriyor. Biz bir şey yapmıyoruz aslında. Şimdi şöyle bir bakalım. Karakoyunlarla şeyin arası nasıl iyi olur? Karakoyun demişim. Karamanoğullarıyla Osmanlı'nın nasıl arası iyi olabilir ya? Yani şöyle bir bakalım diplomasimize. Dediğim gibi birazcık kullanacağız. Birazcık diplomasiyi kullanacağız. Etrafımızdaki devletleri bir yeşillendireceğiz. Bakalım. Var mı bir etkisi? Şu anlık yok gibi görünüyor ama. Evet, renklenmede bir etki var. Gördük onu. Biraz daha böyle koyu renkten açık renge doğru geldi. Çünkü diplomasiyi kullanıyoruz. Gerçi 100 euro ile kolay kolay biteceğini zannetmiyorum. Bakalım. Aynen, hafsilerle de aramız iyi. Fizan'la falan filan. Karakoyunlarla aramız güzelleşti. Karakoyunla da birazcık sıkıntı. Aynen, birazcık yeşillendiriyoruz etrafı. Evet, herkes bizle bu arada ilişkisini kötüleştiriyor. Bir anda koalisyon yiyebiliriz. İyi bir müttefik lazım da karakoyunlarla müttefik almak istemiyorum bu arada. İlişkimizi kötüleştiriyor çünkü. Memlüğü hiç almayacağım. Memlükle alakam bile olmayacak açıkçası. Hem Memlüğü vasal alabilirim. Buradan vasal aldıktan sonra bunu besleyip Osmanlı'ya karşı bir iki cephe açtırabilirim. O mantıklı gelebilir. Aslında şöyle kuzey topraklarını komple kendime bir çeksem. Sonra Portekiz'i de kendime bir çeksem. Portekiz'i alabilirim ya. Param bu arada bayağı eksideymiş. İyi ki de bakmışız. İyi ki de bakmışız var ya. Bu arada 63'e kadar düşmüş işsizliğimiz. En son %76 falandı ya. Yani düşmesi gayet iyi oldu. Başka türlü çok geç gelişeceğiz çünkü. Şimdi bir teknoloji yatırımı zamanı hızla artacaktır diye düşünüyorum. Aynen 76. Bölgedeki en güçlü teknoloji devi olmamız lazım. Ki bunu da az çok başarıyoruz. Osmanlı'da ve Avusturya'da hemen arkamızda. 17 olmuş. Dur biraz daha biriktirelim. Dur yanlış yaptık. Tamam. Biraz daha bir biriktirelim bakalım. Ming ile aramızdaki farkı açalım. Ki baya baya açtık yani. Hem de baya baya açtık. Şimdi teknolojiyi fulleyelim. Birazcık bir iki tık yönetime, bir iki tık ordu bakımına, nüfus artı ekonomi. Tam tersi fark etmiyor artık. Şu an evet, gelişmemiz açısından karşımızda hiçbir engel yok. Teknoloji açısından bayağı üstünüz. Bu arada ortalama gelişme oranımız da %73'müş. Yani onun da tabii ki bir etkisi vardır yani. Bence. Tamam. Güzel. Gelirimiz 50 bine kadar çıktı 33 binden. Teknolojimizi arttırdığımız için. Ki her dakika zaten nüfus da artıyor. Teknoloji de artıyor. Çünkü eksi de değil gördüğünüz gibi. Eksi de tutmuyorum. İşsizliğimiz azalsın diye. Sıkıntı yok. Koalisyon da yemedik. Yani. Sizler için o kadar ordu basmama gerek yok ya. Hiç. Nüfusumu harcamayayım. Ekonomisini de harcamayayım. Böyle 500-600 ordu kafidir. Tamam. Bir devlet daha varmış. Görmedim onu. Kim ki o? Orada şey yapabiliriz. Tutamayabiliriz. Yenilebiliriz yani. Çok az şey yaptık çünkü. Ordu bastık. Eyalet kaynağı yok diyor da bu iyi taraftan mı gösteriyor? Aynen öyle. Yani biz hiçbir şey yapmadık. Kendileri bize savaş ilan etti. Herhalde topraklarını genişletmek istediler. Ya da bize katılmak istediler de biz mi görmedik? Neyse çok da önemli değil. Biz yine ekonomimizi bir arttıralım. Bu arada 2 milyon ekonomiye geldik. Şimdi nasıl Avusturya'nın yükseldiğini gördüm. Bu arada artıyor. Evet, diplomasi kullandığımız için bizi seven sayısı artıyor. Evet. Şöyle son bir kez diplomasiyi bir kullanalım. Venedik durumu nasıl? Geç. Karakoyunlar geç. Memlüklerle ilişkimi. Hafsiler. Tamam. Şöyle bakalım. Potansiyel müttefik olandan yok. Olmaz. Olmaz. Novgorod'a bakalım. Olmaz. Yani bizi seven çok da bir devlet yok da açıkçası. Minglu olalım. Bir şey diyeyim, Minglu oluruz ha. Sınırlar arası uzaklık 105. Sıkıntı yok. Geçeriz karşıya. Savaşırız. Bir toprağı alırız. Orada herhangi bir devletin.
Sonra şey yapar, onu Ming'e armağan ederiz. Hem onunla ilişkimiz yükselir, hem müttefikliğimiz, potansiyel müttefikliğimiz kesinleşmiş olur. Şimdi gelirimiz zaten iyi. İşsizliğimiz iyi. %60'ın altına kadar düştük. Bir yatırımla da iyicene düşürebiliriz ki düşürüyoruz da. Bayağı da hızlı düşüyor bu arada. Ben bu kadar hızlı düşeceğini beklemiyordum. Zaten işsizlik azaldığı için her azaldığında daha hızlı düşecektir. Aynen öyle. Ekonomimiz bayağı iyileşti. Hatta Ming'e biz fark attık lan. Oha. 3 kat fark atmışız. Ki gittikçe de yükseliyor. Boş boş durmuyor. Çünkü dediğim gibi artıda hepsi. Şöyle bir teknoloji yatırımını daha yapalım. 95-96'ya falan bir yükselsin. İyicene aradaki farkı açalım. Bize yaklaşamasınlar. Tamam. Hem nüfusumuz hem ekonomimiz gayet iyi arttı. Yani Osmanlı'yı çekebiliriz kendimize. Osmanlı'ya saldırabiliriz. Bilmiyorum, aklımda var gerçi. Yalan olmasın. Şöyle birazcık nüfusu da arttıralım. Hatta bir nüfus yatırımı daha yapalım ya. O ne lan? Oha, Vassal'ı mı yedi? Vassal'ım Sırbistan'ı yedi lan. İyi. İyi. Yol açmış oldu Osmanlı'ya karşı bize. Osmanlı'yı her türlü yerim bu arada da. Yani. Osmanlı her türlü yenecek de. Yani bizim bir müttefiklik falan bir ihtiyacımız yok bizim ya. Ama yine de bir küçük bir müttefiğimiz olsun. Niye olsun? Çünkü küçük devletler bize savaş açıyor. Genelde öyle oluyor biliyorsunuz. Oha. 0,12 fark atmışız biz Ming'e. Yani bölüm birazcık yatırım bölümü oldu ki iyi oldu. Şimdi bizim vassalımız aldı ki büyüdü. Çünkü kendisine bir ekonomi yatırımı yapmıştık. Onun meyvesini verdi bize açıkçası. Şimdi onu büyütmek için elimize daha çok fırsat geçti. Aynen öyle. Bu arada vergi alıyor muyuz? Almıyoruz. Güzel. Güzel. Vergi almıyorsak bizim için daha iyi. Seni büyüteceğim oğlum. Seni Macaristan'dan güçlü yapacağım. Macaristan'dan sonra Eflak'tan, Boğdan'dan güçlü yapacağım ki güçlüsün bu arada. Evet. Sadece nüfusal olarak bir sıkıntım var ama nüfusal olarak ben arkandayım. Yani nüfusal konusunda sıkıntı çekmez. Şimdi paramız 58 bine kadar çıktı. Şimdi ne yapacağız? Artık yavaş yavaş savaşma dönemine gireceğiz. Bayağı uzun bir turdur. Savaşıyoruz. Artık yavaştan yavaştan biz de yükseleceğiz. Şimdi baksana Musaşa bile yükselmiş ki yükseliyor yani. Harbiden yükseliyor şu an. Adam şeyin hakimi olacak. Arap Yarımadası'nın hakimi olacak da Karakoyunu varken biraz zor. Adam Timur'u vassalı almış. Adamın 2-3 tane vassalı var. Cebel Şam var. Mahra'yı geç de. Evet. Cebel Şam'a falan muhtemelen savaş açamayacak. Ama Arap Yarımadası'nı alırsa şunları falan ve yatırım yaparsa muhtemelen Karakoyunlara yaklaşacak. Ve Memlük'ü de alırsa tabii. Ben olsam öyle yapardım açıkçası. Şimdi bayağı bir geliştik. Şimdi ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Aslında savaşmak istiyorum. Şu Danimarka'dır, Venedik'tir. Bunları kendi toprağıma katıp büyümek istiyorum. Açıkçası yalan olmasın. Şimdi neden 120 binlik ordumu getirmiyorum? Gerek yok çünkü. Tek bir turda bu ordularla alabileceğime inanıyorum. Ve güveniyorum. Açıkçası. Şimdi bir savaşımızı ilk başta Venedik'ten başlayalım. Venedik'ten başladıktan sonra oradan şeye sıçrayacağız. Ne onun adı? Danimarka'ya sıçrayacağız. Danimarka'ya da sıçradıktan sonra işimiz kolay. Belki Macaristan'a falan gireriz. Yani iyicene bildiğiniz şu an Batı Roma'yı şekillendiriyoruz ya. Hani harbiden Batı Roma'yı şekillendiriyoruz. Sadece Venedik topraklarını alsam benim için olur da. Venedik'in şurada bir toprağı vardı diye hatırlıyorum da. Çok önemli değil ya. Her türlü kabul edecektir. Şimdi bu orduyu hemen Danimarka sınırlarına getirelim. Şöyle hemen asimilasyonu da başlatalım. İyi olan zaten sınırlı bir devlet var. O sınırlı devlette de savaş açıyoruz ama büyümemiz için bu devletlere savaş açmamız gerek. Başka türlü büyüyemeyiz. Başka türlü gelişemeyiz. En azından şu Avrupa topraklarını bir kendimize katsak. Şu Baltık sınırına doğru gelsek gerisi kolay zaten. O bu arada anakara topraklarını ellemeyeceğim. Kalsın. He, belki anakara topraklarını alır. Hatta vasal bile alabilirim ya şu an. Dur. Onu ben bir düşüneyim. Orada vasal bırakabilirim. O 4000 orduyla ben onu anakarasına giremem. Öyle bir şey yok. Şu an olur ama. Şey değil mi ya? Aynen öyle.
Alamayacağım bu arada 1700 orduyla. Tamam. Bir toprağa kaldı. Yok, kalmamış. Ha şu var. Ha sen o yüzden mi çökemedin yani? Evet, Danimarka'yı da kendi toprağımıza kattık. Şimdi o adam adıdır. Onlar falan komple bırakacağım. Belki vasal alabiliyoruzdur ya. Vasal alabiliyorsak bizim için daha iyi olur. Ya da içinden vasal bırakabiliyor muyuz? Pomeranya'dır falandır filandır. Bunlar hepsi benim toprakta çıkıyor ki. Yani Köln var. Bunlar hepsi benim toprak. Yok mu? Bir Bohemia çıkabilir. Bavyera çıkabilir de bunlar hepsi benim toprak. Ne yapalım? Şu ana kara toprağını alalım ya. Alalım alalım. Alalım. Gerisine gerek yok. Kendisi yaşasın. Ondan sonra eyalet deyip şu Holstein'ı da kendimize katalım. Aynen öyle. 3 toprak için koca ordumu yollayamam. Çünkü büyük bir savaş bekliyor bizi yani. Büyük savaş varken küçücük devletlerle uğraşamam. Özellikle Osmanlı gibi bir devlet var. Nüfussal olarak iyi. Hem de bayağı iyi. O yüzden sıkıntı yaşayabiliriz. Ondan dolayı şu an ordumu bir an önce toplayıp Roma'ya getirmem lazım. Burada da zaten 114 bin ordumuz birikmiş. Nüfusumuz 10 milyona yükselmiş. Hemen şöyle paramızı çekelim ki hızlı toparlarız. Sadece 4-5 turumuzu alıyor. Çünkü 50 bin gelirimiz var. Oh, vallahi yorulduk he. Vallahi yordu bizi. Bu savaşlar yordu bizi. Yani Batı Roma'ya benzedik açıkçası yavaştan yavaştan. Şimdi Portekiz alacağız. Portekiz aldıktan sonra Hafsilere falan gireceğiz. Ondan sonra direkt daha doğrusu kuzey topraklarını aldıktan sonra Memlük'e geleceğiz. Memlük'te duracağız. Memlük'ü ya vasal alacağız ya da müttefik alacağız. Aldıktan sonra ki muhtemelen vasal alırım. Vasal aldıktan sonra Osmanlı'ya Urbino da gelebilir. Vasalımız falan yardımıyla bütün topraklarını kendimize katacağız. Hem daha doğrusu iki tane vasalımız olacak. Doğru. Şimdi bu bölümü biz burada bitirelim. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.